Din kültürü ve ahlak bilgisi birinci soru. Derste öğretmen öğrencilere ahiretin aşamalarına dair bilgi vermelerini istemiştir. Bazı öğrenciler söz hakkı istemiş ve yukarıdaki bilgileri vermiştir. Bu öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Bize yanlış olanı soruyor. Bakalım. Mehmet ahiret hayatı sonsuzluğu demiş. Doğru. Büşra mizan hassas terazidir demiş. Doğru. Elif berzah dirilişin olacağı meydandır demiş. Yanlış. Berzah kıyametten önce ölenlerin bekleyeceği manevi durak alemidir. Dirilişin olacağı meydan ise mahşerdir. Yusuf'a bakalım. Bas kıyamet sonrası yeniden dirilmektir. Doğru. O halde cevabımız Ceyhan olacak. Soru 2. Görülemeyen alemde yer alan bazı meleklerin Allah tarafından verilmiş görevleri bulunmaktadır. Bu meleklerle ilgili olarak bu üç öncül bilgileri verildiğine göre aşağıdaki meleklerden hangisinin görevi öncüllerde belirtilmemiştir? Birinci öncülde kıyamette sura üfleyecektir. İsrafil'den bahsediyor. İsrafil'i eledik. Eceli gelenlerin canını alır. Azrail'den bahsediyor. Azrail'i eledik. İnsanların sağında ve solunda bulunur. Kiramen Katib'in. Denizli'yi de eledik. O halde cevabımız Bursa olacak. Mikail'den bahsetmemiş. Soru 3'e bakıyoruz çocuklar. Bireyi umutsuzluğa düşmekten kurtarır. Bireye maddi zenginlik sağlar. Bireyin kötülükten uzak durmasını sağlar. Kişi yapılan kötülüklerin karşılıksız kalacağını düşünür. Ahirete imanın bireydeki olumlu sonuçları ile ilgili olarak öncüllerde verilen bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğuna dair bazı öğrenciler şunları söylemiştir. Hangi öğrencinin bilgisinde bir hata bulunmamaktadır? Önce öncüllere bakalım çocuklar. Bireyi umutsuzluğa düşmekten kurtarır. Bu doğru. Bireyin kötülükten uzak durmasını sağlar. Bu da doğru. O halde 1 ile 3. öncülümüz doğru. 2 ile 4. öncülümüz yanlış. O halde hangi öğrencinin bilgisinde hata bulunmadığına bakalım. Sadece 1. doğrudur demiş Duru. Yanlış. 1 ve 3 doğru. Ahmet hepsi doğrudur demiş. Yanlış. Çünkü 2 ve 4 yanlış olacak. Ali 2. öncül ve 4. öncül hatalıdır demiş. Bu doğru olacak. Zehra bütün öncüller yanlıştır demiş. Hayır, 1 ile 3. öncül doğru. O halde cevabımız Ali olacak. 4. soruya bakıyoruz çocuklar. Kıyametin kopacağı zaman meydana gelecek olaylarla ilgili bilgiyi boşluk ile elde ederiz. Kıyamet koptuktan sonra insanların amellerin tartılacağı tartıya ... adı verilir. Boşluklara sırasıyla gelecek olan kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir? Çocuklar, bu 4 seçeneğe bakıyoruz. İlk boşluğa kıyametin kopacağı zaman meydana gelecek olaylarla ilgili bilgiyi nereden elde ettiğimize baktığımızda A ve D'yi seçiyoruz. Ahiret hikayeler diye bir şey gelmeyecek buraya. İlahi kitaplardan elde ettiğimiz için Bursa ve Ceyhan'ı eledik. Kıyamet koptuktan sonra insanların amellerinin tartılacağı tartıya ne deniyordu hatırlayın? Mizan deniyordu. O halde cevabımız Denizli. Soru 5. Mert annesine derste ahiretle ilgili öğrendikleri bilgileri anlatmaktadır. Çocuklar, Mert'in anlattığı bilgiler doğrultusunda numaralanmış yerlere hangi kavramlar gelecek bakalım. Mert'in ilk söylediği cümleye bakıyoruz. Kıyametten önce ölenlerin bekleyecekleri yere ... denir. Kıyametten önce ölenlerin bekleyeceği yere berzah diyoruz çocuklar. O halde Bursa ve Ceyhan kalıyor. Adana ve Denizli'yi eliyoruz. Kıyamet vakti geldiğinde sura 2 numaralı melek üfleyecekmiş. 2 numaraya bakıyoruz. Cevabımız İsrafil olacak. O halde cevabımız Bursa olacak. Fakat diğerine de bakalım. Bütün insanlar yeniden dirilerek 3 numaralı denilen meydanda toplanacaktır. O 3 numara ne olacak çocuklar? Tabii ki de mahşer olacak. Cevabımız Bursa diyoruz. Soru 6. Verilen bilgilerin başındaki boşlukları doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazarsak doğru seçenek aşağıdakilerden hangisi olur? Çocuklar, doğru ve yanlış olanlara bir bakalım. Ahiret hayatında bir son olacaktır. Yanlış. O halde
Adana ve Denizli'yi eliyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Doğruları şu şekilde sarıyla işaretleyelim. Mahşerde bütün insanlar toplanacaktır. Doğru. Bu da doğru olduğuna göre cevabımız yanlış. Doğru, doğru diyerek Bursa olduğunu görüyoruz. Soru 7. Aşağıda bazı kavramlar ve tanımları verilmiştir. Verilen kavram tanım eşleştirmelerinden hangilerinin yeri değiştirilmelidir? Mahşer, ahirette bütün insanların toplanacağı yerdir. Bu tanım doğru. Mahşer olan seçenekleri eliyoruz. Geriye Bursa ve Denizli kalıyor. Gayb, kıyametten önce ölenlerin bekleyeceği alemdir. İki kesinlikle değişecek. Bas, ölenlerin yeniden dirilmesidir. Seçeneklerde bahs olmamalı. Berzah, geleceğe dair bilgiler görülmeyen alemdir. Çocuklar, cevabımız gayb ve berzah olacak. Hangi seçenekte gayb ve berzah var? Denizli'de var. 8. soru. Aşağıdaki seçeneklerde verilen ayetlerden hangisi Allah'ın adaletine vurgu yapmaktadır? Çocuklar, 4 tane ayet verilmiş. Allah'ın adaletine vurgu yapan ayeti bulalım. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, yani onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse, yani kötülük yapmışsa onu, yani karşılığını görür. Çocuklar, aslında cevabımız Adana olacak ama diğer ayetlerde neler vurgulanmış ona bakalım. Ey halkımız, Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi acılı azaptan korusun. Burada Allah'a imanın ve onun merhametinin anlatıldığını görüyoruz. Ceyhan'a bakalım. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Çocuklar, burada vurgulanan yeniden diriliş. Denizli'ye bakalım. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, amellerinizi boşa çıkarmayın. Çocuklar, burada da Allah'a iman etmekten, onların peygamberlerine iman etmekten bahsediyor. Allah'a iman ve peygambere imandan bahsettiği için cevabımız Bursa, Ceyhan, Denizli değil, Adana diyoruz. 9. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Ali İmran suresi 59. ayet. Yukarıda verilmiş olan ayette vurgulanmak istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, ayete baktığımızda İsa'nın Adem'e benzetildiğini görüyoruz. Adem'in durumunu. Adem nasıl yaratılmıştı? Topraktan yaratıldı, ol dedi ve oluverdi. A seçeneğine bakalım. Kendisine tıp ilmi verilmiştir. İsa ile Adem'in bir ortak noktası değildir bu tıp ilmi. Annesi Meryem'e vahiy gelmiştir. Adem'in annesi babası yok. O halde Bursa'da mantıksız. Babasız olarak dünyaya gelmiştir. Görme engellilere şifa vermiştir. Çocuklar, cevabımız Ceyhan olacak. Çünkü İsa da babası olmadan Allah'ın bir mucizesiyle dünyaya geldi. 10. ve sonuncu sorumuz çocuklar. Hazreti Peygamber arkadaşlarından Ukbe bin Amir'e muavizeteyni oku. Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır demiştir. Altı çizili yerde ifade edilen muavizeteyn kelimesi hangi sureleri ifade etmektedir? Çocuklar, biliyorsunuz ki muavizeteyn Allah'ın bizi koruduğunu ifade eden bir kelime. Kendisiyle korunulan manalarına geliyor. Hazreti Muhammed'in rivayetlerinde yer alan muavizeteyn sureleri ise Nas ve Felak sureleridir. Cevabımız Adana. Hoşça kalın.